Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi, Kol Mesafesi Son anda bir değişiklik olmazsa AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özel bugün saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde ikinci kez baş başa şahitli olarak görüşecek. Önce genel doğrunun altını çizelim. Diyalog iyidir. Siyasi tarihimiz diyalogsuzluklar tarihidir. Demirel ile Ecevit birbirinin adını bile ağzına almamayı, hükümetin başı, muhalefetin başı hitapları tercih etti. Tansu Çillerle Mesut Yılmaz aynı tabana seslenen karşıt liderler gibiydi. Erbakan Erdoğan'a küsöldü. Ne olursa olsun görüşebilmek, konuşabilmek gerekir. Türkiye her türlü kutuplaşmadan çok çekti. Güzel bir Balkan atasözü vardır. Kardeşe kardeş demeyen yabancıya efendi der. Özel'in Erdoğan'ı karşılarken şekilsel konulara da özendiği, Cumhurbaşkanlığı makamına karşılık gelen bir hazırlık yaptığı konuşuluyor. Bu da diyaloğun bir parçası olarak değerlendirilebilir. Hürmet edileni değil edeni yüceltir. Biz de yazının peşev kısmını burada kesip diyaloğun içine gelelim. Özel, 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkmış olmanın özgüveniyle yeni bir süreç örüyor. Her genel başkanın liderlik edişi ayrıdır. Bu bağlamda Erdoğan'la sürdürülecek diyaloğun CHP'nin gücünü arttıracağını, ilk genel seçimlerde partinin genel iktidarı da alacağını düşünüyor. Anadolu'da CHP'ye değil oy vermek, selam vermek bile caiz değildir diye bakanları etkileyici kanısında. Bunun üstüne bir de diyalog sonrası gündemdeki kimi sorunların çözümüyle ilgili adımlar atılırsa, CHP açısından son derece verimli bir süreç. Erdoğan nasıl bakıyor? Öncelikle 31 Mart'ı ikinci plana itmesi, Ülkeyi AKP yönetiyor algısının önde olması bakımından tabii ki olumlu görüyor. Kim görmez? Tarihin akışı değişmiş, toplumdaki AKP gitmez algısı gitmiş. Saray 31 Mart'ın değerini düşürmek için elbette diyalog dahil her şeyi yapacaktır. Hatta kimi kronikleşmiş sorunları CHP istiyor diye çözmüş görüntüsü de verecektir. Ancak bu çözümün gerçekten çözüm olup olmadığını iyi irdelemek gerekir. İktidarın yarı ve tam resmi yayın organlarında CHP'nin mutlaka çözülmeli dediği çok şey konuşuluyor. Bunun yanına emekçilere bir parmak bal da olabileceği gündemde. CHP bu türden birkaç görüntüsel adımı biz çözdük diye bakıp siyasetini bunun üzerine oturtursa kutuplaşma gider ama yerine uydulaşma gelir. Türkiye'nin sorunları o kadar derinleşti ki, diyalog eseri birkaç çözüm yaşadığımız olumsuzlukları katmerleştirir. Erdoğan şu aşamada CHP'yi kol mesafesinde tutmak istiyor. Kolu uzatır, el de sıkarsınız, eli yumruk da yaparsınız. Erdoğan'ın kayyumdan müfredata öteki alanlardaki adımlarına bakınca CHP ile diyalog CHP'nin hedefleri açısından havada kalıyor. Erdoğan'ın yakın geçmişte seçimler öncesi yaptıklarını anımsayınca, kendi belirleyici bir gelecekte CHP'nin kabul edemeyeceği bir adım atması, bu nedenle CHP'nin diyaloğu kesmesi, ardından seçim ikliminin başlaması noktasında Erdoğan'ın şu tür meydan okumaları yapması şaşırtıcı olmaz. CHP zihniyeti diyalog miyalog yapamaz. Bakın işte kaçtılar, bunlar böyledir. Bizim aklımıza gelen elbet Özgür Özel'in de aklındadır. CHP'de diyalogtan yana olanlar, olmayanlar gibi bir ikileme gerek yok. Asıl olan ana hedefe iktidarla diyaloğu değil, iktidar değişikliğini koymak.